Sevgili dostlar merhaba. Bugün neredeyiz? Bugün Bulgaristan'ın ikinci büyük şehri olan Plovdiv'deyiz. Plovdiv'in Old Town denen yerindeyiz. Yani eski şehir burası. Bulgaristan'ın toplam nüfusu, yani Bulgaristan'da yaşayan insan sayısı 5,5 milyon civarındaymış. En büyük şehir Sofya. İkincisi İşte burası Plovdiv. Aşağı yukarı 600 bin nüfusu varmış Plovdiv'in. 6 tane üniversite var. Yani çok üniversite şehri. Güzel bir şehir. İşte Osmanlı etkisi de var. Bir cami var. Cami mahallesi var. Burası da Old Town denen kısım. İşte kafeler var. Güzel ağırlıklı kafe. Yaya bölgesi. Değişik güzel bir ortam, atmosfer. Böyle yavaş yavaş yürüyelim ileriye doğru. Tarih konusunda belirtecek olursak 19 Eylül 2022. Biraz serin bir akşam. Gündüz sıcaktı ama işte böyle sokaklar var burada. Araç geliyor. Ona yol verelim. Böyle güzel bir güzel boyanmış bir ev, kafe. Restoranlar. Gece işte burada böyle mumlar yanıyor, ışıklar yanıyor. Hoş bir atmosfer oluyor. Burada bir restoran var güzel yine. Gençler oturmuş. Evet, daha önce geldiğimizde gece geçmiştik buradan. Bayağı keyifliydi. Kıştı ama o. İşte güzel restoranlar. Hendrix. Burada bir şey, böyle güzel bir yer. Artwalk. Burada bir restorana hedefledik. Aslında sol tarafta kalıyor ama şöyle bir yürüyelim. Biraz ileriden oradan dönelim. İşte burada yine restoranlar var. Burada güzel bir pastane var. Burada ilginç böyle hediyelik eşyalar, el örgüsü. Hamdi, ben sen çocuklara bir şeyler alabilirsin buradan. Devam edelim. Burada güzel bir yer var. Evet. Independent Original Bulgarian Clothing. Burada yüncü var. Artık Türkiye'de kaybolan bir nedir o? Meslek mi diyeyim? Dükkan şekli. Burada nargileci var. Hoka. Şurada güzel bir şey. Cami mahallesi de buraya yakındı galiba. Şu hemen arkada olabilir. Bu tarafta evet. Yürürsek çıkarız. Evet. Şöyle yürüyelim. Devam edelim. Yine burada güzel restoranlar. Henüz daha akşam, şu anda saat 7'ye geliyor. Dolayısıyla hareket henüz başlamamış. Evet, şurada da ana bir cadde var. Yürüyüş yolu. Orası da öyle bir yer. Çöpleri çekmeye gerek yok. Buradan devam edelim. Evet. Buradan girelim mi içeriye? Sanıyorum buradan da gideceğimiz yer. Burada ilginç bir bina var. Sağa mı dönün diyor. Evet, buradan girelim tekrar içeriye. Burada bir böyle mayo falan satan bir yer. Burada yine hediyelik eşyalar satan tahta, ilginç bir yer. İşte burası biraz bizim Asmalı Mescit, tünel gibi veya Karaköy'ün o yeni mekanları gibi bir yer. Evet, demin bu sokağın yanından geçtik. Şimdi şöyle dönüyoruz.
Evet, grafittiler güzel. Sola mı dönüyoruz? Bizim o pizzacı da bunun bir arkasındaydı sanki. Kaybolduğumuzda onu bulduk. Evet. Burada bir çalışma var. Aa, burada güzel eserler var. Güzel kutular falan, tahta, ahşap. Burası mı? Şöyle bir yürüyelim, kapatayım ben şeyi, kaydı. Evet, burada güzel bir restoran var. O. Yes. Burada da böyle gençler oturmuşlar. Böyle vakit geçiriyorlar. İşte Plovdiv'in eski Old Town'u böyle bir yer arkadaşlar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, videomuzu sonlandıralım. Sevgili dostlarım, Plovdiv turumuza devam ediyoruz. Şu anda yine merkezde, Eskişehir'de, Cumaya bölgesinde, Cumaya Camisi'nin oradayız. İşte Osmanlı'dan kalma bir cami. Vallahi tarihini tam bilmiyorum. Google'dan bakarız. Bir de tabii burada Romalılardan kalma ciddi kalıntılar var Plovdiv'de. Romalılar da burada bir müddet yerleşmişler. İşte böyle tarihi duvarlar, surlar falan var. Onları göstereceğim size. Çok da güzel koruyorlar. Evet, bu bölge surların olduğu bölge. İşte asansörle falan iniliyor aşağıya ama şu anda galiba mümkün değil. Şöyle biraz yukarıya gidelim. Böyle değişik bir şekil yapmışlar. Meydanın bir kısmını kazmışlar. Bir kısmı hala yer altında. İşte camimiz burada. Güzel bir cami. Evet, burada da amfiteyatro gibi bir yer var. Şöyle karşıdan çekersem daha güzel olacak. Burada o kısmın devamı var. Yani bu binaların altında bakın, düşünün. Bu amfiteyatro böyle devam ediyor ama burada bina olduğu için bunun altını kazmışlar ama binanın altına denk gelen yeri kazamamışlar. Aynı böyle merkezi de bir yer var. Orada da postane var. Onun da altında tarih kalıntılar var. Kazılamamış ama. İşte burası da alt kısım. Öbür taraftan iniliyor. O tarafa doğru bir gidelim. Hamdi Bey'cim, şöyle bir gidelim o tarafa doğru. Belki aşağı ineriz. Burası da bunun meşhur yürüyüş caddesi Plovdiv'in. Bu böyle bayağı uzun. 500-600 metre gidiyor. Güzel dükkanlar var sağlı sollu. Daha önce birkaç kez gezdik orayı. Evet, bu caminin etrafında böyle kafeteryalar, şeyler, ilginç yemekler. Güzel. Evet. Şöyle tekrar şey yapalım. Ya, güzel bir amfiteyatro. Dediğim gibi bir kısmı binanın altına denk geliyor ama karşıda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Karşı taraf yine kazılmış. Bu tarafta da cami var. Şöyle bir aşağı inip kısaca göstereceğim size. Evet, şöyle ilerleyelim. Evet, Roman Stadium and watch the first 3D movie falan diyor. Ancient Plovdiv. Çekim yapmak konusunda bir sıkıntı yok. İniyorum aşağıya.
Şöyle merdivenlerden inelim. Burada bir dükkan falan varmış ama şimdi kapanmış orası. Evet, burası Bizans tarzı tuğla duvarlı bir bölge. Evet, şöyle ilerliyorum. Sağlı sollu Romalılardan kalma. 2. ve 3. yüzyıl diyor. Filipolis, Western Necropolis'in başkentinden gelen taşlar. İşte değişik böyle taşlar. Bu tarafta da bir şeyler var. Böyle bir geçit gibi bir yerden geçiyoruz. Evet, burada amfiteyatronun içine indik. Evet. Şöyle bir panorama yapalım. Arkada cami. Burada amfiteyatro. Girişi burada. İşte üstüne bina denk geliyor. Orası biraz tatsız olmuş ama yapacak bir şey yok. Burada da böyle devam ediyor. Buradan da geriye doğru çıkılıyor zaten. İşte hakikaten güzel böyle tarihi yerler var. Merkezde postanenin olduğu bölgede de. Artı yine bir eski şehir var tepede. Onda da büyük bir amfiteyatro var. Şimdi oraya gidemeyiz bu akşam. Daha önce gitmiştik ama. İşte böyle. İkaz ediyorlar. Sevgili dostlar, güvenlik görevlisi ikaz etti. Video çekilmiyormuş. Sadece fotoğraf çekebilirsin dedi. Nedense bilmiyorum. Dolayısıyla biraz bir ara verdik yayına. Elde olmayan sebeplerden dolayı kusura bakmayın. Şimdi devam ediyoruz. Aslında çekeceğimizi de çektik, ayrı konu da. Neyse, çıkalım. Adamı kızdırmayalım. Evet. Plovdiv dediğimiz gibi güzel bir şehir, medeni bir şehir. Bulgaristan'ın ikinci büyük başkenti. Güzel bir yer. Diyelim, tekrar şöyle bir caminin kapısı var burada. Asıl giriş öbür taraftan. Şöyle size asıl girişi de göstermeye çalışayım. Orada bir çay falan var. Bisiklet geliyor. Evet, caminin girişi bu taraftan. Artı müftülük var burada. Tabii Batı Müslüman Türkler olduğu için. Evet, cami bu şekilde deyip videomuzu sonlandırıyoruz. Görüşmek üzere, iyi akşamlar.